Bir takım ihracatla alakalı çalışmalarımız, ihracatlarımız, yurt dışındaki fuarlara katılımlarımız devam etmekte. Bu tarz işlemler yapıyoruz. Çok güzel. Peki siz bu mesleğe nasıl, neden başladınız, neden bu sektörü tercih ettiniz? Aslında şöyle, benim mesleğe başlamam tekstil sektörüyle hiçbir alakam yoktu. Daha öncesinde finans, bankacılık yaklaşık 10 seneye yakın bir tecrübem var. O konularda şube müdürlüğüne kadar yükselip sonrasında buradan biraz bankacılığın rutine dönmesi, işte kişisel gelişime bir şey katmaması sebebiyle vizyon sahibi de bir patronum olmasından kaynaklı, patronlarım daha doğrusu diyeyim, bu şirkette çalışmaya başladım. Radikal bir karar olmuş aslında. Şube müdürlüğünü bırakıp çünkü yeni bir sektöre geçiş yapmışsınız. Çok radikal bir karar oldu. Artık kendime bir şey katmıyordu açık söylemek gerekirse. Biraz kişisel olarak işte sabah işe gidip eve gelmek biraz rutine bağlamıştı. Özel sektörü çok merak ediyordum. Aslında bankacılık da bir nevi özel sektör ama biraz daha yapısal olarak... Daha resmi. Daha resmi biliyorsunuz. İşte her şey maillerle yürüyor, şunda bunda yürüyor. Ama bu özel sektör, işte insanların ilişkisi, insanlarla olan bağ benim hoşuma gitti. Zaten daha öncesinde de yapmak istediğim bir şeydi. Güzel de bir teklif gelince tabii ki şey, tekstil sektörüne giriş yaptık. Peki ilk giriş yaptığınız yıllarda zorluk yaşadınız mı? Tabii ki hala yaşıyorum. mesela ödeme için geliyor arkadaşlar. İşte şu kadar süprem aldık, şu kadar kumaş, şunu aldık falan. Ya, lütfen diyorum, bana ne kadar ödeyeceğimizi söyleyin. Ben yoksa hiçbir şey bilmiyorum yani. Kumaşı bilmiyorum, işte ne bileyim, ürünleri bilmiyorum. Daha tabii o zamanlar ilk başlardaydı. Şimdi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ama çok derya olan bir sektörmüş. Daha öncesinde birçok tekstilci müşterim olmuştu, çalışmıştık. İşte limitler çıkarmıştık, fabrikalarına leasingler yapmıştık. Ama bu kendi içinde olduğumuz zaman çok çok farklı. Yani artık masanın öbür tarafına geçtiğimizde çok çok farklı bir durum oldu. Yani devamlı olarak aslında yeni şeyler öğreniyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Çok güzel. Peki sizin meslektaşlarınızın ayıran en önemli özelliğiniz nedir diyebiliriz? Şunu söyleyebilirim. Biraz daha araştırma ve kendini geliştirme diyebiliriz. Çünkü bankacılıkta artık... Tabii ki yeni şeyler her zaman oluyor. Türkiye'deki bankacılık çok gelişmiş durumda şu an. Ve herkese de bankacılığı tavsiye ederim. Bu da ayrı bir konu. Ama kendini geliştirme noktasında biraz daha gayret isteyen olursa... Çünkü bankacılık bir meslek kolu olarak görmüyorum ben. Bir iş olarak görüyorum. Hani bugün herhangi bir bölüm mezunu bile oturup bankacılık yapabiliyor. Ama bir finansı yönetmek... Bir finansal yorumlama yapmak, ileriye dönük bir takım çalışmalar yapıp, işte şu an bize yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Yani o 300 kişinin emeğinin sırtında hissetmek insana çok farklı bir şey veriyor. Hani onların maaşlarının düzenli ödenmesi, hesapların düzenli yapılması, onların emeğinin zayi olmaması için ileriye dönük planların yapılıp, işte firmanın geleceğinin daha iyiye gitmesi için çabalamak çok çok farklı bir heyecan katıyor, çok farklı bir meşguliyet katıyor. Bankacılık tamam güzel, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Kendini geliştirmediğiniz zaman biraz daha geride kalıyorsunuz. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz neler? Geleceğe yönelik hedeflerimiz, tabii ki şu anki hedefimiz firmamızı daha yukarılara çıkarmak. Radikal bir hedef değil bu, olabilecek bir hedef. Onun haricinde daha bir kendimizi geliştirip, özellikle Türkiye'mizde ihracat konusunda bir takım yeni şeyler yapabilmek, yeni ürünlerin çıkartılabilmesi, yeni bir alanlara gidebilmek, yeni alanlarda çalışabilmek bizim gelecek hedefimiz. Umarım yani şöyle spesifik işte şunu yapmak istiyoruz tarzında bir hedefimiz yok açıkçası. Onun sebebi de şu, çünkü Türkiye çok dinamik bir ülke. Hani bugün hayatımızda olmayan bir şey yarın hayatımıza girip... O hayatımıza çok büyük bir şey yapabilir. 10 sene önceki cep telefonlarının akıllı telefon olmayışı gibi. Hayat düzenli olarak gelişiyor. Aynen. O yüzden de şu an hani tutup işte ileriye dönüp şunu yapmak istiyorum demek istemiyorum. Çünkü bunu ilerisi gösterecek açık söylemek gerekirse. Ama yapmak istediğimiz şu an kendi işimizi şu an
el iyisiyle yapmak. Umarız yine de dilediğiniz ne varsa gerçekleştirirsiniz, hedeflerinize ulaşırsınız diyelim. Peki sizce kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Bununla alakalı analitik bir beceri sahibi olmanız gerekiyor. Sosyal ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor açık söylemek gerekirse. Analitik beceriden kastımız şu. Para kazanmak gerçekten hani biraz kaderci bir yaklaşım olacak ama basit diyebiliriz. Ama o parayı yönetmek, o parayı planlamak, o finansın ileriye dönük işlerde kullanmak biraz meziyet isteyen bir iştir. Bununla alakalı çeşitli eğitimler, çeşitli seminerler, çeşitli bilanço okumalar, işte çeşitli örnekler. Çünkü Türkiye'mizin önünde olan birçok ülke var haliyle bu konuda. Özellikle yurt dışı ülkelerin İngiltere konusunda bu konuda, özür dilerim. İngiltere bu konuda ciddi bir takım şeyleri var. İşte kitapları var, eğitimleri var, çeşitli görselleri var. Bunları okuyup kendini geliştirmekten geçiyor diye düşünüyorum. Onun haricinde başka bir şeyimiz de yok. Sadece kendi işimizi halihazırda iyi yapmaktan geçiyor. Pekala, bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün Kurumsal Finans Müdürü Engin Akyıldız bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.